Motopiksel TV'de bu bölümdeki konuğumuz ilk olarak 2017 Şubat fuarında gördüğümüz, o tarihten bu zamana kadar da beklediğimiz, merakla beklediğimiz, epey zamandır beklediğimiz ve en nihayetinde 2017 Aralık ayında kavuştuğumuz Suzuki V-Strom 250. Neden bu kadar bekletti bilmiyoruz ama bu kadar beklemeye değdi mi değmedi mi bunu anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Aslında yeni bir sınıftan bahsediyoruz. Bundan 3-4 sene öncesine kadar dayanan bir mazisi var. İlk olarak Honda Crossrunner'ın 250'lik bir versiyonu üreteceği dedikoduları çıkmıştı hatırlayacağınız gibi. Honda o dönemde bunu yalanlamıştı. Hemen ardından 2016 yılında Kawasaki 300'lük bir Versi modelini pazara sundu. Onun ardından BMW 310'luk bir GS üreteceğini duyurdu ve Avrupa'da satışa çıktı bu. Aslında pek rakibi değil ama Mondial'in RX3 Evo adı altında bir modeli var biliyorsunuz. O da çok sevilen, çok ilgi duyulan bir model oldu. Dolayısıyla hem bu sınıfta bir ihtiyaç olduğunu gördük hem de markaların artık bu sınıfta üretim yapacağını anlamış olduk. Bu sınıfta 250'lik bir makine olarak Suzuki ilki başardı diyebiliriz. Ne özelliği var diye soracak olursanız, görüntüsüyle enduro görüntüsü olan, yakıt tüketimiyle ve verimleriyle aslında Touring özellikleri barındıran, bunun yanında rahat ve kolay kullanımı ve dengesiyle de şehir içinde kullanılabilecek özellikler barındıran bir makine diyebiliriz. Bu yüzden hem giriş segmentine hem de tecrübeli segmente hitap eden bir sınıf diyebiliriz bunun için. Hemen V-Strom nezdinde özelliklerini anlatarak bu sınıfı tanımaya çalışalım. Motosiklet 248 cc, çift silindirli ve paralel bir motora sahip. 24.7 HP beygire sahip, 23.45 küsür tork üreten bir makine. Fakat burada bu makineyi tanımak için aslında şunu bilmek gerekir diye düşünüyorum. Üzerinde Soç türü bir motor barındırıyor. Nedir bu Soç? Biliyorsunuz performans istediğimiz, performans vermesini beklediğimiz motosikletler genelde Dodge motor kullanırlar. Yani üstten çift egzantrikli, daha fazla sübap sayısına sahip motorları tercih ederler. Suzuki bu motorunda üstten tek egzantrikli, daha düşük sübap sayısı olan bir motor tercih etmiş. Ne anlamı var bunun? Yani aslında bu motosikletten performans beklemeyin, verimlilik bekleyin. Düşük yakıt tüketimi, düşük hızlarda seri kullanım, dengeli kullanım gibi özellikler bekleyin demek istemiş. Öyle mi kullanım hissiyatı olarak? Evet, gerçekten öyle. Yani hem yakıt tüketimi olarak bakıldığında hem de verimlilik ve uzun ömür olarak bakıldığında gerçekten Suzuki'nin genlerine de hizmet eden bir motor türü diyebiliriz bunun için. Kullanım sırasında nasıl hissiyat veriyor? Hemen onlara değineyim. Motosikleti çalıştırıp yola çıktığınızda ilk düşündüğünüz şey, aa ne kadar dengeli bir motosiklet oluyor. Yolda giderken de motosikletin aslında var olan üzerindeki bütün gücü size verdiğini, fakat bu gücü sakin bir şekilde verdiğini hissediyorsunuz. Yani şöyle anlatayım, motosiklete gaz verdiğinizde gayet yumuşak bir gaz tepkimesi var, yumuşak bir ivmelenmesi var. Yani üzerinde var olan 248 cc'lik motorun 24 beygirini, 23 torkunu tamamını veriyor, fakat bunu sakin bir şekilde veriyor. Özellikle düşük devirlerde daha sakinken 6000 devirin üzerine çıkıldığında var olan gücünün tamamını size verebiliyor. Bu açıdan çok başarılı diyebilirim. Motosikletin birinci vitesi açıkçası sanki arazi odaklı yapılmış gibi bir hissiyat yaşattı bana. Neden? Birinci vitese attığınızda ilerlemeye çalıştığınızda hemen bağırmaya başlıyor ve ikiye atlıyor motosiklet. O yüzden birinci vitesteki devir aralığı çok kısa. Bunun tam tersine yüksek viteslerde düşük hızlara düştüğünüzde ise çok güzel bir torklanması var. Yani torku çok iyi veriyor size diyebilirim. Nasıl örnekleyebilirim bunu? Atıyorum 5. vitesteyken 40 km hızlara düştüğünüzde 35'lere ve biraz gaza yüklendiğinizde sakin bir şekilde sallanmadan, titremeden, hayır ben bu viteste kalkamıyorum, gidemiyorum demeden motosiklet ivmelenebiliyor sakin bir şekilde. Bu açıdan bakıldığında çok güzel. Yüksek viteslerde düşük devir aralıkları çok güzel. 6000 devirden sonra hızlanması, ivmelenmesi ve canlanması çok güzel. Düşük viteslerde ise dengelemesi çok güzel diyebilirim motosikletin kullanım özellikleri açısından. Çok seri viteslere geçiyor, yumuşak vites geçişleri var, hiç sıkıntısız geçiyor. Debriyaj kullanımı çok yumuşak. Bu yüzden motosiklet kullanım açısından size hem zevk veriyor hem de rahat bir kullanım sağlıyor.
merak edenler olacaktır muhakkak diye son hızını bakmak istedim. Rodaj döneminde olmasına rağmen, daha sıfırken test etmiş olmama rağmen 120-125 km hızlara kadar çok rahat ulaşıyor motosiklet. 120'den 125'ten sonra zorlanarak 130'u buluyor. Düzgün bir rodaj döneminden sonra 130 km hızlara çok rahat ulaşacağını düşünüyorum. Belki 140'ları, 145'leri meyilli yollarda bulabileceğini de düşünüyorum. Önde helezon yaylı bir çatal sistemi var. Arkada yine helezon yaylı bir monoşok sistem var. Ne sert ne yumuşak diyebilirsiniz. Tam ortasında kıvamlanmış bir motosiklet. Hem asfalt şartları kullanımında uygun, hem de biraz böyle stabil yollarda çok sizi çok rahat ettirebilen bir süspansiyon sistemi var diyebilirim. Üzerinde IRC marka lastiklerle geldiğini gördüğümde açıkçası şaşırdım. Yani Suzuki nasıl böyle kötü bir lastikle bir motosikletini sunabilir diye düşündüm, ama kullandıktan sonra açıkçası beni çok şaşırttı ve daha sonrasında aslında bu lastiğin bu modele özel üretilmiş bir lastik olduğunu öğrendiğimde, ha dedim, evet, IRC bizim bildiğimiz, memnun olmadığımız bir lastik türü ama özel bir üretimle bu motosiklete takılmış ve hakikaten de özel bir lastik olduğunu hissettiriyor. Açıkçası rodaj döneminde olmasına rağmen motosiklet bana güven verdi diyebilirim lastikler. Önde 17 ve arkada da 17 inçlik lastikler kullanıyor. Bu anlamda da başarılı diyebiliriz. Frenlerle birleştirdiğimizde bunu, Nissin'in kaliperlerini kullanıyor. Önde tek disk, arkada tek disk kullanılmış ve başarılı bir fren performansı var diyebilirim. Kullanım ve oturuş pozisyonu olarak baktığımızda ise aslında rahat bir oturuş pozisyonu var. 80 cm sele yüksekliği var ama bu santimetre sizi korkutmasın. Dar bir sele sistemi olduğu için aslında çok kısa boylarında rahatlıkla kullanabileceği bir yükseklikte ve darlıkta ayarlanmış. Ön tarafı biraz dar olduğu için aslında sürüş sırasında sizi biraz rahatsız ediyor. Yani dar bir yere oturduğunuz için, ama arkaya doğru kendinizi biraz ittiğinizde arkası daha rahatmış hissiyatı veriyor. Biraz daha selenin arkasına oturarak ilerleme ihtiyacı duyuyorsunuz bir süre sonra. Gidon çapı ve gidon turu açısından baktığımda başarılı buldum ben. Dönüş turu çok güzel. Gidon hakimiyeti çok güzel. Fakat burada bir eksi yönü var. Gidonu sanki biraz alçak gibi. Yani bir 5 cm daha yükseltilmesi gerekirmiş gibi bir hissiyat uyandırdı bende. Açıkçası satın alacak olanların veya satın almış olanların ilk yapacağı müdahale bence gidonu yükseltmek olacaktır diye düşünüyorum. Bunun haricinde çok dengeli bir motosiklet. 188 kilogram olmasına rağmen, yani aslında ağır bir motosiklet gibi görünmesine rağmen, bu ağırlığı çok güzel dağıtmış ve dengeli bir kullanımı var diyebilirim. Motosikletin en güzel özelliği, en beğendiğim özelliği ise üzerinde kullanmış olduğu motorun da hakkını veren özelliği, 100 kilometrede 3 litre ile 4 litre arasında bir yakıt tüketimi var. 17 litrelik bir depo hacmi var ve bu 17 litrelik depo hacmi ile 500 kilometre yol yaptığını iddia ediyor Suzuki yetkilileri. Açıkçası 500 kilometre kadar kullanma şansım olmadı ama yaklaşık 150-200 kilometre gibi bir yol yaptım. En üstten bir diş kadar bile inmedi motosiklet. 17 litrelik yakıt hacminin, evet, 500 kilometreye yakın bir yol yaptıracağını düşünüyorum açıkçası. Çok başarılı bir yakıt hacmi ve çok başarılı bir yakıt gideri diyebiliriz. Bunun haricinde motosiklet donanımsal olarak da bu motosiklette görmüş olduğunuz özelliklerde geliyor. Altta bir karter muhafazası var. Bir radyatör koruma koymuşlar. Arka çanta demiri üzerinde ve yan çanta braketleri de üzerinde geliyor. Yani bu açıdan bakıldığında aslında güzel donanımlarla geliyor diyebiliriz. Bir de ekstra çakmak çıkışı koymuşlar, 12 voltluk. Bence olması gerekirdi zaten 2017 yılında üretilmiş bir motosiklet için. Bunu da eklemiş olmaları güzel. Fakat üzerinde orta sehpa yok. Orta sehpayı sonradan sizin satın almanız gerekiyor. Bu açıdan da eksi olarak değerlendirebiliriz. Kulağa hoş gelen bir tınısı olan bir egzoz sesi var. Tasarım olarak da egzozu güzel, ses olarak da güzel. Bu anlamda da başarılı olarak gördüm. Bir başka güzel yanı ise gösterge paneli. Açıkçası gösterge panelini ilk motosiklet lanse edildiğini gördüğümde çok sevinmiştim, mutlu olmuştum. Daha önceki gösterge panelini de seviyordum Suzuki'lerin, ama sanki bu gösterge paneli gelecek adına bana umut verdi diyebilirim. Yani nasıl umut verdi? Birçok markamız artık tamamen LCD LED ekranlara döndü. Onun içerisine birçok özellikler ekledi. Suzuki'de açıkçası ben bunu görmemiştim ve bu gösterge paneliyle açıkçası bunun işaretlerini vermiş oldu bize diyebilirim. Üzerinde ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özellik var gösterge panelinde. Yanlarda boş vites ibaresi, arıza lambası, yağ lambası, yüksek hararet ısısını gösteriyor. ABS devreye girdiğinde ABS'yi gösteriyor. Aynı zamanda 10.500 devirde devir kesiciye giriyor motosiklet. Devir kesiciye girdiğinde de yanan, uyarı veren bir ışığı var. Sinyal konumlanmaları çok beğendim. 10.500 devirde devir kesiciye giriyor ve devir kesici işareti veriyor dedim, ama bu işareti siz isterseniz daha düşük devirlere çekebiliyorsunuz. Yani atıyorum, ben 6.000 devirden sonra motosiklet beni uyarsın istiyorsanız 6.000 devire o devir kesici ışığını sabitleyip 6.000 devire geldiğinizde size uyarmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel bir özellik diyebiliriz. Tasarım olarak da baktığımızda, özellikler olarak baktığımızda açıkçası benim hoşuma gitti gösterge paneli. Başarılı diyebilirim.
Motosikletin tasarımına belki en başlarda değinmemiz gerekiyordu ama diğer özellikleri sayarken unuttuk galiba. Tasarımı gerçekten çok ilgi çekici, çok çarpıcı bir tasarım var. Bu zamana kadar Suzuki'lerde görmediğimiz bir far sistemine sahip. İlk defa bu motosiklet modeliyle sanki üretilmiş bir tasarım imajı veriyor. Açıkçası trafikte çok ilgi çekiyor. Neo klasik tarzda bir ön farı var. Aynı zamanda motosiklet spor çizgilere sahip. Aynı zamanda görüntüsü ve cüssesiyle de enduro tarzına sahip. Bütün tarzları kendisine birleştirilmiş bir tasarım var motosikletin. Bu açıdan bakıldığında birçok ihtiyaca cevap verebilecek bir tasarıma sahip diyebiliriz. Arka stopta neon bir aydınlatma var. O benim çok hoşuma gitti. Sinyallerde mercekli bir sistem kullanmışlar. Çok güçlü bir sinyali var. Bunun haricinde kalıp olarak baktığımızda gerçekten kalıplı bir motor gibi duruyor. Yani küçük bir 250 cc bir motor gibi değil de daha yüksek cc'li bir motosiklet imajı veriyor dışarıdan. Ön cam konumlanması çok hoşuma gitti. Biraz Tenere'yi andıran dik bir konumlanması var. Aynaların tasarım haline getirilmiş olması. Biliyorsunuz Vestrom 650'lerde çok büyük iri aynalar vardı. Evet çok güzel görevini yerine getiriyordu ama çok iriydi. Yani tasarım olarak güzel değildi. Simetrik durmuyordu. Bunda aynı aynaları biraz daha simetrik hale getirmişler. Motosikleti ben teste almadan önce Suzuki'nin broşürlerini incelemiştim. Bu broşürlerde Easy Start özelliğinin bunda da olduğu yazılıydı. Fakat Vestrom 650'deki gibi bir Easy Start yani kolay marş sistemi yok. Yani Vestrom 650'de saniyenin 10'da 1'i kadar bir hızla çalıştırıyorsa eğer start tuşu, bunda saniyenin 10'da 2'si bir hızla çalıştırıyor ama evet hızlı çalıştırma özelliği, kolay çalıştırma özelliği bunda da var. Elinizi gidondan kaldırmadan sinyal verebiliyorsunuz. Kornayı kullanabiliyorsunuz. Selektör tuşunuz var elinizin hemen altında. Uzun kısa tuşlarınız var. Sağ tarafta ise çalıştırma tuşu ve killer tuşunuz var. Ayarlanabilir bir fren maneti koymuşlar üzerine. Depo kapağı yine elinizde kalmıyor. Açtığınızda olduğu yerde bırakabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Genel olarak değerlendirdiğimde sınıfında çok başarılı bir motosiklet olmuş diyebilirim. Gelecek adına da bu sınıf adına da çok güzel şeyler vaat ediyor bu motosiklet diyebilirim. Tabi her motosiklette tabi eksileri sayıyoruz. Şimdi yeni bir motosiklet hiç eksileri saymadın demeyin diye gözüme takılan sürüş sırasında dikkatimi çeken bazı eksileri var. Onlardan da bahsedeyim. Bütün motosikletlerde ilk eksi olarak fiyatı sayıyoruz ne yazık ki. Ülke politikası gereği fiyatlar çok yüksek biliyorsunuz. Bu motosiklet de ilk piyasaya girdiğinde ilk 50 adet için sanırım 25.450 lira gibi bir rakam belirlediler ve o 50 adet bitti. Yani o kampanya bitti. Aralık 2017 itibariyle 27.900, 27.950 gibi bir fiyatı var. Açıkçası yüksek bir fiyat. Normal şartlarda bu gümrük mevzuatı dolar euro kuru olmasaydı bu motosiklet 21-22 milyar bandında olsaydı açıkçası çok fazla satılan bir motosiklet olurdu diye düşünüyorum. İkinci eksimiz ise bakım aralıkları 5000 kilometrede bir. Servis maliyetleri açısından baktığım için eksi olarak değerlendiriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet böyle bir motosiklet alan yeni başlayan birisi 5000'de bir bakıma gitmesi aslında daha sağlıklı, daha mantıklı elbet ama maliyetler olarak baktığımda 5000 kilometrede bir servise gitme zorunluluğu bana göre bir eksi. Suzuki'nin Vestrom 250 broşüründe gösterge özellikleri yazıyordu. Orada ilk baktığımda motosikleti teste almadan orada 100 kilometrede ne kadar yaktığınızı, işte hava derecesi, işte hararet ısısı vesaire vesaire birçok özelliğinin olduğu gösteriliyordu. Açıkçası ben o zaman o çok güzel göstergesi varmış demiştim. Fakat test motorunu aldığımda bu özelliklerin olmadığını gördüm. Büyük ihtimalle Türkiye versiyonunda bu özellikleri eklememişler üzerine. Dış havayı gösteren bir gösterge yok. 100 kilometrede ne kadar yaktığını gösteren, ne kadar kaldığını gösteren ve yani Suzuki'nin lanse etmiş olduğu gösterge panelindeki özellikleri üzerine taşımayan bir versiyonu var Türkiye versiyonunda. Bu lanse edilen özelliklerin olmaması açısından eksi olarak saydım. Bir diğer eksisi ise ön farın halojen olması. Yani evet maliyet olarak düşürmek için motosiklet markaları ön farı halojen bir sistemle getiriyorlar. Çünkü LED far sistemi olduğu zaman çok pahalı oluyor. Herhangi bir kaza durumunda veya arıza durumunda maliyeti çok pahalı olduğu için bu motosikletin fiyatını da etkilediği için halojen ampul sistemi kullanıyorlar. Bunu kabul ediyoruz, onaylıyoruz tamam ama yani böyle bir tasarım yapmışsınız. Arka stopta kullanmış olduğunuz neon sistemi ön farda kullanmış olsalardı bu motosikletin tasarımına 10 üzerinden 8 veriyorsam o zaman 10 üzerinden 10 verirdim. Yani o kadar yakışırdı diye düşünüyorum. Konumlanma ve özellik olarak artılarda saydık ama rüzgar camı yetersiz. Uzun yolda kullanacaksanız bir tur camı istiyor veya üzerine bir deflektör istiyor. Keşke bir oynayan mekanizma koysalarmış veya biraz daha uzun tutsalarmış. İlk etapta değiştirme ihtiyacı veya bir tur camına ihtiyaç duyulmadan kullanılabilirmiş olarak gördüğüm için
ön camı da eksiler hanesinde sayabilirim. Kilo olarak baktığımda ise 188 kilo. İlk etapta ben hantal olacağını düşündüm. Yani ağır bir motosiklet, yeni başlayanlar için ağır bir motosiklet gibi gördüm ama aslında çok ağır olmadığını, dengeli bir motosiklet olduğunu gördüm. O yüzden kilosu aslında eksi değil ama yeni başlayanlar için eksiler hanesinde saydım diyebilirim, dikkat etmeleri adına. Sonuç olarak değerlendirecek olursam hem bir başlangıç motosikleti hem de tecrübeli kullanıcılara hitap eden bir motosiklet. Görüntüsüyle enduro özellikleri barındıran, donanımsal olarak yakıt gideri ve yakıt hacmi olarak baktığımızda touring özellikleri barındıran, kullanım kolaylığı ve kullanım rahatlığı dengesi açısından bakıldığında şehir içi kullanım karakteri olan bir motosiklet. Kendi sınıfında değerlendirdiğimde 10 üzerinden 8,5-9'u hak eden bir motosiklet diyebilirim. Eğer programımızı faydalı bulduysanız lütfen beğendim tuşuna basın. Faydalı bulmadıysanız beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Abone olursanız da çok sevinirim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.